Night Rafo Anadolu Ateşi'ni sunar. Herkese mutlu günler. Ben Yılmaz Derim. Simay Trafo katkılarıyla Anadolu Ateşi başlıyor. Değerli bir konuğum var. Radyo Trafik Haber Müdürü Kerim Öztürk'le birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yılmaz, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bu ara ayağım fazla alıştı buralara. Çok güzel oluyor. Bence daha da fazla alışması gerekir diye düşünüyorum. Sağ olasın. Yorumların gerçekten çok kaliteli, çok düzgün ve bu işi bildiğinin ne kadar... Estağfurullah. Kendi çapımda takip ediyorum diyorum ben ona yani. Evet. Hiç vakit kaybetmeden dün akşama gitmek istiyorum. Soru işaretleriyle gelen bir hoca. Baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu Kuntz'un gidişiyle birlikte kimi getireceği ya da kimlerle görüşeceği çok merak edilmişti. Yerli hocalar benim içime hiç sinmemişti. Tamam. Baştan bunu söyleyelim. O kadar çok tecrübeli, o kadar iyi hocalarımız varken yine bir yabancı hocanın tercih edilmesi benim içime sinmeyenlerden. Aynı kanaatteyim. Evet. Ben daha başarılı olabileceğine inandım. Çok hoca vardı bu arada önümde. Evet, bugün belki de ilk maçımız Hırvatistan maçı ama ortaya şunu gördük. Her ne kadar bu kadar kısa süre içerisinde taktiksel, tektiksel anlamda baktığımız zaman evet Montella hocanın dokunuşları var ama futbolcuların da Kuntz'un gidişiyle ne kadar özgüvenlerinin yukarıda olduğunu görüyorum. Atlanılan en büyük kısımlarından biri evet. Oydu. Yani herkes işte kadro açıklandığında ne düşündü herkes? Kuntz'da olsa aynı kadroyu çıkarırdı. Yalan yani ne olacak? Ne fark hemen olabilir? Hemen aynı kadroyu çıkarırdı. Bir iki futbolcu belki. Belki Samet olmayacaktı işte, defans hattında. Yani başka bir hemen olurdu. Hemen aynı. Hemen üç aşağı beş yukarı aynı kadro çıkardı. Ne değişti dedi herkes. Ama şu atlandı. Hoca gittikten sonra bu her takımda vardır. Milli takımda da vardır. Oyuncuların yeni gelen hocaya kendilerini bir gösterme. İşte eski hocayla problemli olan oyuncuların yeni hocayla aralarını daha iyi tutmak adına ekstra çaba sarf etme gibi durumları vardı. Ben konuşmak için erken olduğunu düşünenlerdenim. Henüz daha evet, çok başındayız çok yolun. Tabii ki çok bir erken. Maçla ne hoca değerlendirilir ne oyuncular. Ama dün tweet de attım bu konuyla alakalı. Montella'nın takıma getirdiği bir şey var. Milli takım yeniden takım yapmış. Bizim milli takımımız yetenekli oyunculardan kurulu. Kuntz döneminde yetenekli oyunculardan kurulu bir mahalle takımı gibi bir şeydi. Yani herkes kendi bireysel yeteneğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyordu evet. Milli takımda. Başarı da bugüne kadar geldiyse bireysel yeteneklerle geldi. Ama dün bunu fark ettik ki Montella inanılmaz bir yardımlaşma aşılamış. Şunu fark ettim ben maçı izlerken. Top neredeyse bütün oyuncular oradaydı. Birlik beraberlik. Müthiş bir birlik beraberlik vardı. Ve bunu az sonra tekrar değiniriz bilmiyorum. Yani İsmail'e başka bir pencere açmamız. İsmail'e özel bir pencere açmamız gerekecek. O başka bir şeydi yani. Evet. Dün izlediğimiz. Ben dün akşam maçın 35. dakikası falandı. Yalnızdım dedi. Kimse yoktu böyle. Kendi kendime izliyorum. Şey dedim ya ulan birini arayayım bir Fenerbahçeli'yi. Belki sen bile geldin aklıma. Dedim ki arayayım Yılmaz'ı. Abi siz niye bunca zaman 6 numara diye etrafı yıktınız? Hatırlıyorum transfer sezonunun kapandığı son gün Fenerbahçe taraftar sosyal medyada kıyamet kopardı. Kıyamet kopardı. Ya, o kadar büyük transferler yapmış takıma yönetime 6 numara almadın da 6 numara almadın diye dediler. 35. dakika dedim ki arayayım ya maç günü şimdi insanları rahatsız etmeyeyim diye düşündüm. O kadar bunu paylaşmak istiyordum çünkü. Şöyle oldu o da hatta transferin o yaz sezonun o bitiş anıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı kurulan bu kadronun üzerine tek eksiğin 6 numara olduğunu o kadar düşündüm. Ya o kadar konuşuyor. Ve o gün Sayın Başkan'ın bu kadar transfer yapmasına rağmen Sayın Ali Koç'un istifası istendi. Evet. Sevgili Kerim. Ya yani bu kadar yıktılar. Ya tabii bir maç özelinde yine futbolcuyu da değerlendirmek çok doğru gelmiyor bana. Yani bir maç mükemmel oynayabilir falan da. Önemli olan süreklilik en nihayetinde. Ama adamın kumaşı belli. Ya ben İsmail Yüksel'i bu kadar uzun vadeli hiç izlemedim. Yalan da söylemeyeyim yani ilk kez izledim uzun vadeli. Ben şeyi gördüm ya. Kaç yaşında İsmail? 24. 24 değil mi? 24 yaşındaki Atiba'yı izledim ben. En son bu kadar ofansif ve defansif katkıyı bir arada yapabilen, o kadar az top kaybıyla oynayan, o kadar pas arası yapan, o kadar çalım atan oyuncu en son benim izlediğim Atiba'ydı Türkiye Ligi'nde. Bilmiyorum benim hatam varsa hani benden daha ya şu adam da böyleydi diyen varsa onu da kabul edebilirim ama ben Atiba'yı izledim. Doğru, çok doğru. Ve
Ben şunu söyleyeyim, İsmail bu sezon eğer Fenerbahçe'de bu performansın sürekliliğini kazanırsa hani o Arda'nın rekorunu kırar gider. Premier Lig çok uzak değil yani ona. Evet, İsmail'e özel olarak konuşacağım sevgili Kerim ama Montella'nın çünkü dün maç bitimiyle birlikte futbolcuların da yaptığı açıklamalar vardı. Evet. Herkes Montella'nın taktiksel dediğim gibi bir kenara bırakmak gerekiyor. Ya 4 günde ne yapabilirsiniz? 4 günde bir şey yapamıyor. Yani. Oturup en fazla sohbet edebilirsiniz. Aynen. Ter antrenmanları yapabilirsiniz. Ama Montella'nın Türkiye Süper Ligi bilen bir hoca olması bizim için büyük bir çok avantajdı. Çok büyük bir avantaj. Birçok oyuncuyu tanıması büyük bir avantajdı. Mesela şu vardı bak Yılmaz. Şimdi değişen hoca Montella dışında başka bir hoca gelseydi, bir yabancı hoca. Şunu bir kere yapacaktı ya. Milli takımın havuzunda bir oyuncu grubu var. Ve bu oyuncu grubunun neler yapabileceğine, bireysel yeteneklerin üst sınırlarının, alt sınırlarının neler olduğuna dair bir fikri olmayacaktı. Önce bunu öğrenmeye çalışacaktı. Montella'daki avantaj şu. Birlikte oynayan oyuncuların üst ve alt sınırlarının neler olduğunu çok iyi biliyor. Evet. Çünkü bu oyuncuların büyük bir kısmını ligden dolayı biliyor. Bir kısmını burada hocayken mutlaka yurt dışında oynayan oyuncuları da transfer için bir kere takip etmişti. Oyuncusuyla çalıştı. Şimdi düşünsene şey diye bakıyor insanlar işte efendim Leicester'da oynayan oyuncuyu bilir mi? Bilir çünkü Adana'nın hocasıyken de oyuncuyu transfer etme ihtimaline karşı o oyuncuyu izledi. Hiç olmadı takip ediyor. Takip etmek zorundaydı. Evet. Çünkü Türkiye'de üç yerli kuralı diye bir kural var yani yurt dışında oynayan tüm Türk futbolcuların bir gün Türk Ligi'ne gelme ihtimaline karşı bütün hocalar biliyor. Evet. En büyük avantajı buydu. Oyuncuların üst sınırlarını ve alt sınırlarını biliyor ve en yüksek verimi aldı oyunculardan. Bugün baktığımızda sevgili Kerim farklılığın farkında olmaya başlayan bir milli takım görmeye evet. başladık. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Bir yerde çok güzel söyledim. Montella değil de başka bir isim gelseydi ne olurdu kısmında. Muhtemelen başka gelen bir hoca Kuns'un bıraktığı yoldan devam edebilme ihtimali çok yüksekti. Evet. Ve şunu da çok merak ediyorum. Kuns acaba dün akşam milli takımı izledi mi? Çok zannetmiyorum. İzlemişse yanındakilere şunu söylemiştir. %100 eminim. Bak %100'üm ispatlayamam ama eminim. Bu oyuncular benim zamanımda böyle oynamıyordu. Evet. İşte burada bu soru ortaya çıkıyor. Hocam neden? İşte orada insanların, bu genel insan yapısıdır. Futbolun dışında da bu böyledir. Suçu kendilerinde değil başkalarında arama potansiyeli vardır. Suçu hiç kimse kendinde aramaz. Potansiyel yüksektir. Bu normal yaşamda da böyledir ya. Şimdi burada çalışıyoruz. Geliyoruz, gidiyoruz. Evet. Radyo trafikte ben haber müdürüm. Yani evet. Bambaşka bir işle ilgileniyorum. Ama biz burada birlikte çalışan insanlar olarak işte senin de Aygün abi, Ümit, Barış abi, işte ne bileyim Özgür, Batıkan yani birlikte zaman geçiriyoruz. Sen şunu biliyorsun ya, bu adam Beşiktaş'ı takip ediyor. 3 aşağı 5 yukarı futboldan anlıyor. Ben bu adama burada bir mikrofon açayım, sesi duyulsun. Şimdi bu o maksimum kadar verimi elde etmektir kişiden. Kendi özelimde bu örneği vermek ukalalık olarak algılanmasın. Maksimum verimi elde etmek budur. Aynı durum işte. Batıkan burada oturuyor. Bu çocuk futboldan anlıyor. Sesi de iyi. Batıkan'a mikrofon verebilmek ondan maksimum verimi elde etmek. %100. Futbolda da aynı durum. Sen bir futbolcunun maksimum verimini biliyorsan o verimi alabilmek için bir şeyler yapmak hocanın elindedir. Yöneticinin elinde. Montella bunu yaptı. Kuntz'un eksiği buydu. O zaman sevgili Kerim kısa bir reklam tamam. diyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Peki. Smitrafon'un sunduğu Anadolu Ateşi devam ediyor. Anadolu Ateşi kaldığı yerden devam ediyor. Ben Yılmaz Dirim, Radyo Trafik Haber Müdürü, sevgili dostumuz, arkadaşımız Kerim Öztürk de stüdyomuzda, Batıkan Kantarcı da rejide tabii ki her zamanki gibi bizi yönlendiriyor. Ona da teşekkür ediyorum. Sevgili Kerim, bugün baktığımızda evet milli takımı konuşacak çok şey var aslında. Bu kadar kısa zamanda bu kadar değişebilen şeyleri konuşmak da çok önemli ama bundan sonraki adımlardan bahsetmek istiyorum. A milli takımımız Letonya'dan 3 puan alırsa Galler ile berabere kalsa bile Euro 2024 biletini cebine koymuş oluyor. Ve o devam Ermenistan ediyoruz. Maçının önemi şimdi değil mi? Yani işte baktığın zaman işte Kuns'un umrunda değildi. Maç maç bakıyoruz diyordu ama bugün baktığımızda işte o günlerin acısını hala bugün çekmiş oluyoruz. Ve devam edeyim. Hırvatistan galibiyetiyle birlikte Euro 2024 finallerinin kapısını büyük oranda aralamış da olduk. Bir sonraki maçta
Estonya'yı yenmemiz ya da son maçta Galler ile beraberliğe kalmamız halinde bile finalleri garantilemiş olacağız. Gruptan lider çıkmanın avantajı ise torbaları belirleyecek. İlk onda kalmamızı sağlayacak bu turnuva bir ya da ikinci torbadan katılmamızı sağlayacak. İkinci olmamız durumunda ise en iyi ikinci olamadığımız zaman ise 3 ve 4. torbada olmamız kesinleşecek. Bekle bizi Almanya diyoruz. Evet. Yani en başında da ben söyledim. İşte burada birinci torbadan girebilmek, grubu lider bitirebilmek gerçekten büyük bir avantaj. Yani karşılaşan takımlarla takımların güç seviyesini direkt olarak senin karşına çıkartıyor. İşte o Ermenistan maçı 2 puan bizim için çok değerli bir puan oldu. Evet, şimdi. Ne kadar yani önemli. Biz şu bir gerçek şimdi. Bizim önümüzdeki 2 maçı almamız durumunda, yani Letonya ve Galler maçlarını almamız durumunda, ben bir aksaklık çıkacağını çok düşünmüyorum açıkça da. Maksimum ulaşabileceğimiz puan 19. Hırvatistan'ın önünde 3 tane maç var. Hırvatistan'ın da bu 3 maçın 3'ünde kazanması ihtimalinde onun da çıkabileceği maksimum puan 19. Ve Hırvatistan ilk maç 2-0 içerideki maç 2-0 mağlup olduğumuz için avantaj ikili averaja girdiğinde ne yazık ki bir grup lideri Hırvatistan olacak. İşte o Ermenistan'daki 2 puan ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi bugünkü puan cetveline baktığımızda her ne kadar Hırvatistan'ın bir maç eksiği olsa da Türkiye 1. sırada 13 puanla, Hırvatistan 2. sırada 10 puanla, Ermenistan 3. sırada 7 puanla, Galler galibiyetle birlikte 4. sırada 7 puanda ve Letonya son sırada 3 puanda görüyoruz. Bugün sevgili Hüseyin Özkök'ün bir tweetini gördüm. Onu hem seninle hem de dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Türkiye milli takımı Letonya'yı yenerse Almanya biletini kesin cebine koymuş oluyor. Hırvatistan'ın Galler'i yenmesi durumunda Türkiye Letonya ile berabere kalsa dahi Almanya bileti yine cebimizde. 3 takım da maçları 16 puanla tamamlarsa elenen üçlü averaj arasında Hırvatistan oluyormuş. Üçlü averajla. Üçlü averajla. Galler'le 1-1'lik maçları var onların galiba. İlk maçları 1-1 diye hatırlıyorum Galler'le. Yani üçlü averajı şimdi hesaplamadım bir şey değil mi? Evet, tamamen sevgili Hüseyin Özkök hesapladıysa üç takımda maçlarını 16 puanla tamamlaması durumunda üçlü averaj devreye giriyor ve elenen takım Hırvatistan oluyor. Çok ütopik ama yani 3 puan üç takımda 16 puanla. Ya Galler'in hem Türkiye'ye hem Hırvatistan'ı yenmesi lazım. Hırvatistan'ın son diğer iki maçı alması lazım. Türkiye'nin Letonya'ya yenmesi lazım. Ya Galler'in hem Hırvatistan hem de Türkiye'yi yenmesi gerekiyor ve bütün maçlarını alması gerekiyor. Bütün ihtimalleri değerlendirerek yapmış bunu. Onu ben uzak ihtimal görüyorum, yalan söylemeyeyim ama hep Ermenistan maçına dem vuruyorum ya, dönüp temcit pilavı gibi aynı şeyi koyuyorum insanların önüne. Ama işte o 2 puan ya, yani bizi grup lideri olarak çıkmamızı kesinleştirecekti. Letonya maçını düşünmeyecektik mesela şu anda. Yani biz tamamdık. Evet. Beni bu arada bireysel anlamda şunu düşünmüyorum. Yani biz Avrupa'ya, Almanya'ya gideriz gitmeyiz. Benim derdim o değil. Ben grup lideri olmanın peşindeyim. Yani orada ilk torbadan girmenin derdindeyim. Biz nasılsa gideriz Almanya'ya. Evet. Çok büyük bir kaza olması lazım. Yani çok müthiş. Ha futbol 90 dakika ve her türlü 3 tane sonuç var. Bütün sonuçlar çıkabilir ortaya. O da bir gerçek de. Ha, ihtimalse bu. İstatistikse %99 gider Türkiye. Ama o grup lideri olmak, birinci torbadan girebilmek, bunların hepsi çok başka avantajlar sağlayacaktı bize. Kendi evinde 38 Avrupa elemesini kaybetmemiş bir takımı yendik. Evet. Eksiği çoktu. Bunu da kabul edelim. Yaşlı bir takım artık. O artık, jenerasyon yavaş yavaş. Ona gelecektim ben de. Eksiği çoktu. Bu şu demek değil. Bir de hani Hırvatistan Avrupa üçüncüsü mü olmuş, dünya üçüncüsü mü? Dünya üçüncüsü oldu. Dünya üçüncüsü oldu. Dönemdeki Avrupa üçüncüsü. İkisi de oldu değil mi? Oldu. Tamam. Buraları iyi oynayan, iyi bilen bir takım zaten. O dönemdeki futbolculardan büyük bir çoğu hala kadrolarda. Evet. Sorun bu. Barış'a o yüzden yetişemediler, Barış Alper Yılmaz'a. O yüzden olmadı. Barış Alper Yılmaz derken hatırlarsınız, herkes de hatırlayabilir. Geçen sene Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. Galatasaray 3-0 kazanmıştı. Okan Hoca'nın da dün Montella'nın sahaya çıkan
özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın oynattığı sisteme baktığım zaman Okan Hoca'nın sistemine bir çok yakın. Birebir kopyası, evet. Ve bugün yaklaşık bir yarım saat önce Ajanspor'a bu anlamda da güzel bir haber sundum. Dileyenler okuyabilir. Montella hani söze şöyle girdik. Bu kadar kısa sürede neler yapabilir ya da ne yapmıştır ya da ne tarz dokunuşlar yapabilir kısmını. Takımı analiz etmiş ya. Hırvatistan'ı analiz etmiş bir kere Montella. Analiz ederken İsmail Hoca ve Okan Hoca'dan büyük destek almış. Almıştır. Ve taktiksel açıdan kendi takımında oynattıkları oyuncunun Montella'nın da bakarsanız İsmail Yüksek'in, İrfan Can'ın, Ferdi'nin Fenerbahçe'de oynadığı yerlerde görüyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardan çapraz koşular yaparak Hırvatistan defansını adeta allak bullak ettiler. Allak ya. Şaşırttılar. Ne yapıyor dedi bu çocuklar. Evet. Zaten çünkü birini durdursan öbürünü durduramıyorsun. Montella ne demişti Hırvatistan maçı öncesi? Barış Alper Yılmaz'ın hızından yararlanacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar tesadüf olur mu Kerem? Mümkün değil tesadüf. Ya az önce söyledim ya abi. Çok basit ya. Elindeki oyuncunun bu normal iş yaşantısında da böyledir. Bırakalım futbol abi. Elindeki oyuncunun ne yapabildiğini biliyor olman lazım başarı için. Bu kadar. Barış hızlı koşar. Kerem hızlı koşar. Bu adamlar zaten Galatasaray'da belirli bir oyun alışkanlıkları var. Ferdi ile İrfan Can'ın Fenerbahçe'de belirli oyun alışkanlığı. Oyun alışkanlığı evet, ya bu. Evet. Yani çok basit bir şey. Çok uzağa gitmene gerek yok. Çünkü Kerem'le Barış Alper oynarken Kerem Barış Alper'in, Barış Alper Kerem'in ne yapacağını biliyor. Çok iyi biliyor. Biliyor çünkü bu adamlar oynuyor. Aynı durum şeyde de işte Ferdi ile İrfan Can olayında da Ferdi, geçerli. Ferdi, İrfan Can, İsmail üçlüsü ne yapacaklarını biliyorlar. Kesinlikle çok bu doğru. Adamlar çünkü oynuyorlar. Sen bu adamları al. Efendim ben şunu deneyeceğim. Bunu niye? Niye Amerika'yı baştan keşfetmeye çalışıyoruz ki? Ya dün iki futbolcu için hani haddim değildir. Ben hep bu konuda kendimi hadsiz görüyorum. İnsanların yaptığı meslekleri eleştirme konusunda ama. Yani birini biraz daha koyarım. Eğer Hakan yerine tam oraya geliyorum. Arda olsaydı. Tam oraya geliyorum. Bak çok hani uzağa da gitmiyorum yine. Çok genç olmasına rağmen. Veya daha iyi bir, daha iyi yanlış kelime. Çünkü Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerini tartışamayız ama daha kendini vermiş bir 10 numarayla oynasaydık en az 2 golü vardı. Bak ben nasıl bir soru hazırlamışım biliyor musun sana? Takım içindeki en aksayan bölüm Hakan Çalhanoğlu demişim. Evet. Aynen öyle. Yani Hakan ve ben sonradan girdi gerçi. Hani seninle daha önce konuştuğumuzda sen biraz daha sıcak evet. baktın. Yunus Akgün çok hızına yetişemedi. Bak Yunus Akgün kötü futbolcu değildi. Kötü oynamadı. Oyunun hızına yetişemedi. Yani en az bir golü daha vardı. Orada daha hızlı sağ açıkta bir futbolcu olsaydı. Sevgili Kerim, Hakan Çalhanoğlu'na şöyle bir teşekkür edebilirdim. Hırvatistan maç öncesi maç sonunda yaptığı bir açıklama vardı. Ben dinlemedim maç sonu açıklamasını. Yaptığı açıklamada Kuns'u eleştirmişti. Kuns'un sahaya çıkardığı taktiksel anlamda. Ermenistan maçı sonrasını diyorsun. Evet, Hırvatistan deyince ben sonra. Hırvatistan'dan bir önceki maç. Ermenistan. Kuns'un ayrılığı olusu. Maçı. Japonya maçı. Japonya maçı öncesi de ve sonrası da Kuns'un açıklamaları oldu. Evet. Ne dedi? Futbolcular işlerine baksın. Herkes kendi işini yapsın. Röportajlarını saha içinde versinler tarzında. Futbolcularına bir. Yani orada belli ki bir aralarda bir uçurumlar yaşanmıştı. Hakan Çalhanoğlu'na bu anlamda teşekkür ederim ama dün oynadığı futbol anlamında evet milli takımın kazanmasında sahada olan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum ama aksayan bölüm evet. Ya, gördüğünü söylemek zorundasın. Şimdi evet Hırvatistan'dan güzel bir galibiyet aldık. İyi bir galibiyet aldık. Az önce söyledim 38 maçlı elemelerde kimse beklemiyordu bu arada biliyor musun? Tabii canım yani büyük sürprizdi. Evet. Yani iddia oynayanlar şimdi çok kupon yatırmıştır. Çok kupon yatırmıştır. Çok kupon yatırmıştır yani. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi iyi yaptık bir şey iyi diye oradaki kötüyü söylemediğimiz zaman kaybediyoruz. Kesinlikle. Zaten. Yani şimdi bugün aynı durum işte lig için de geçerli. Fenerbahçe, Galatasaray çok iyi gidiyorlar. Çok başarılılar vesaire. Yok mu bunların aksiyan tarafı? Bunu görmek ve bunu söyleyebilmek mesele. Milli takımda da benim çok hani futbolu çok iyi bildiğimi düşünen bir adam değilim. Ama şunu söyleyebilirim. İyi bir sol bek. İyi bir 10 numara. Ve hani İrfan Can'a yedek olabilecek daha hızlı bir sağ açık. Bak bu üçü çok büyük tarih yazdırır milli takıma. Doğru. 3 tane yer sadece. Çok büyük tarih yazdırır. Şimdi dün Cenk kötü mü oynadı?
Adam mevkisi değildi. Değil, kötü oynamadı. Değil. İşte orada kötü oynamadı. Küçük dokunuşlar, takıma dokunuş. Yani, milli takıma, sözünü kesiyorum. Milli takıma sol bek lazım demek kötü oynadı demek değil. Değil. Orada işte iyi daha bir Rıdvan gibi, iyi bir Rıdvan, evet. Genç bir Caner Erkin gibi birini bulabilmek mesele. Veya Hakan 10 numarada aksiyan adamdı, orta sahanın aksiyan adamıydı demek Hakan kötü futbolcuydu, dün çok kötü oynadı vesaire demiyorum ben. Ama daha iyisi olmalıydı. Diyor. Katkı. Katkı. Aynı durum Yunus Akgün için de geçerli. Evet. Daha katkısı yüksek olabilirdi. Yoksa çocuklar canla başla oynadılar. Yani. Bizim şimdi kafamızdaki soru işaretleri zaten hemen hemen herkesin futbolla ilgilenen, futbolu seyreden, futbolu seven ve dün ekran başında olan herkesin maç öncesindeki en büyük sorunu şuydu. Mesela bugün Beşiktaş'ta da bu örneği vereceğim sana. Ben Samet'le Caner. Ben Cenk. Ben, ikisi beni eyvah dedim ne oluyoruz. 11'i gördüğünüzde ve öncesinde Montella yeni bir takıma gelmiş. Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyor. 4 günlük bir kısa süre içinde takımla Riva'da çalışmalar yapıyorsunuz ve rakip Hırvatistan. Evet. En büyük kötü korku buydu. Mesela bugün baktığımızda Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın gidişiyle birlikte Burak Hoca'nın devam ediyor olması ve milli takım arasından sonra oynanacak iç maçın Galatasaray derbisi olması. Hem milli takımda bu örneği verebilirim hem Beşiktaş. Evet. Karşısında Galatasaray'la oynayacak olmasından dolayı da bu örneği verebilirim. Herkesin kafasında bir soru işareti. Dediğin çok doğru. İddia oynayan arkadaşlarımızın çoğu muhtemelen yattı ya yattı. Çok kazanabilme adına Hırvatistan oynamışlardı. E tabi. Oynasaydım ben de Hırvatistan'a oynardım. Yalan söyleyeyim. Bak esame listesini gördükten sonra bile Hırvatistan'a oynardım. İddia oynayan biri olsaydı. Şimdi İsmail Yüksel'e geçeceğim ama o hadi Cenk'i anlayabilirim. Samet Akaydın'ı gördüğünde ne hissettin? Ben dedim biz Hırvatistan, bak net söylüyorum hani amiyane bir tabir, içinden geçer dedim ya. Yani ben düşüncem oydu, yalan söylemeyeyim. Burada hocanın acaba Samet'i çok iyi tanımasından dolayı mı böyle bir, ya da Samet'e o sorumluluğu verip Samet'in o sorumluluğun üzerinden gelebileceğini düşünmesiyle mi 11'i kesinlikle aldı? Yani eski çünkü oyuncusu, baktığın zaman kendi takımında oynamayan. Eski oyuncusu. Evet. Tanıyor. Futbolcuyu biliyor. Ya öyle bir durum var ki ortada. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bir oyuncudan alabileceği en yüksek verimin ne olduğunu biliyor ve aldı. Aynısını Samet'ten de aldı. Aynısını İsmail'den de aldı. Aynısını sahaya attı. Oyuncuların hemen hemen hepsinden aldı. Mesela ben çok Onur çok formsuzluğu beni korkutuyordu mesela. Evet. Ya formsuz bunu kabul edelim öyle veya böyle. Ama ilk çıkardığı iki tane top var ki Onur'un. Yani maçı çevirdi. Uğurcan. Uğurcan çakırdı. Uğurcan ya. Uğurcan özür dilerim. Onur diyorum. Kusura bakmayın. Uğurcan. Yani ya bugün milli takımımızın baktığımız zaman bir şey olmuş. Bir Arda'sı bir Mert Noğu yoktu. Aynen öyle. Ya bir şey olmuş futbolculara Yılmaz. Bir şey olmuş. Kafalarını kaldırmışlar. Evet. Yani ileriye bakmışlar artık. Kerim şunu çok rahat söyleyebilirim sevgili Kerim. Tecrübeden yola çıkarak hep de söylemişimdir. Futbolcular hocayı göndermek isterse gönderir. Hocanın kim olduğunun hiç, belki dünya genelinde bir iki istisnayı kenara koymak ama dünya hocam genelindeki o istisnayı hocaların takımın içinde de dünya genelindeki çok iyi oyuncular evet da vardır. Onlar da isterse onu gönderir. Onu gönderir. Şimdi yeni bir başlangıç olunca evet burada Montella'nın belki çok büyük katkısı vardır. Belki hiç yoktur ama gelişi bile bir katkıdır. Ya bak şu bir gerçek abi. Daha çok sen aynı örneği verdin diye gideceğim. Beşiktaş'ın İstanbul Spor maçına git. Şimdi aynı takım, aynı futbolcular. Evet. Aynı hocaya yani yardımcı antrenör çıktı. Hani şey de değil, başka yabancı bir hocayı da getirip takımın başına getirmediler. Bir hafta önce yardımcı antrenör olan adam, hatta 3-4 gün önce yardımcı antrenör olan adam sahaya çıktı. Beşiktaş'ın çektiği şut sayısı son 5 maçın üstünde İstanbul Spor maçında. Kerim şöyle bir soru var sevgili Kerim. Kim bu sarıdan? Selçuk 79-01'den. Abi merhaba, şöyle bir sorum olacak. Akşamki maçta iki isim hiç hoşuma gitmedi. Biri Uğurcan Çakır, diğeri Hakan Çalhanoğlu. Mert sakat, onun yerine neden İrfancan Ehribayat alınmadı? Ve Çalhanoğlu neden herkesi fırçalar gibi top oynadı? Yorumlarsanız sevinirim. İşte yani. Şimdi evet, çok doğru. Yani görünen köşe. Hakan Çalhanoğlu kaybetti, İsmail Yüksek kazandı. Kerem Aktürkoğlu kaybetti, İsmail Yüksek kazandı. Barış Alper kaybetti, İsmail Yüksek kazandı. Evet, İsmail Yüksek bugün çok
dün akşam özeline baktığımızda çok farklı oynadı. Yani istatistikleri de birazdan söyleyeceğim ama arkadaşımızın söylemi de çok doğru. Bazı takımlarda bu tarz oyuncular vardır. Inter'de oynayabilirsiniz, Milan'da oynayabilirsiniz, Avrupa'nın başka takımlarında oynamış olabilirsiniz. Hayatınız orada geçmiş olabilir ama o fırça kısmına girmek istemiyordum aslında. Şimdi rahatsız eder takım arkadaşlarını sağ içinde. Ya bir de bu kadar iyi bir ivme yakalamışken çok o tarz şeylere girmek istemiyorum ama işte Hakan Çalhanoğlu'nu ben dün şeye benzettim maçı izlerken. Messi'ye benzettim. Yani yıllar boyunca dünyanın en iyi futbolcularından birisi. Yani ya bir numaralı ya iki numaralı Ronaldo öyle tartışır. Yani kaleci bir hata yapar, gol yer, bütün defansı fırçalar. Ama Messi Dünya Kupası işte daha düne kadar milli takımda bir başarı yoksa benzer başarısız Portekiz ve Ronaldo için de geçerlidir. Yani kendi takımında, çevrende oynanan adamlarla çok iyi olabilirsin. Hakan da öyle bir oyuncu. 10 numara olmasını tartışmıyorum. Her şeye geç, Hakan'ın sahada olması şunu sağlar. Bir tane frikik kazanırsın, adam penaltı atar. Yani birçok futbolcunun penaltı attığından daha frikik kullanıyor adam. Yani o frikikin gol olma ihtimali çok yüksek. Tamam, katkısı olur ama çok agresifti. Hadi ben tartıştılar şöyle böyle demeyeyim. Çok agresif olduğu bir gerçekti. Ve bu da gözlerden kaçmıyor. Onun bir herhalde üzerindeki yükün biraz fazla olduğunu düşünüyorum ben Hakan'ın. Londra'dan sevgiler, saygılar. Gerçekten çok güzel bir sohbet ediyorsunuz. Sizi bu saatte dinlemek de çok güzel demiş. Ateş durdu. Çok teşekkür ederim. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan, Türkiye'den de Londra'ya sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ben Londra'yı hiç görmedim. Ateş Bey selamımızı da iletsin. Evet, kısa Ateş Bey Durdu'ya da çok teşekkür ediyorum. Programımıza bu şekilde katkıda bulunduğu için kısa bir reklam arası diyelim. Sana da müsaade. Bu reklamla birlikte müsaade isteyeyim. Evet. Çünkü yapmam gereken iş var. Çok memnun oldum Yılmaz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Kerim Öztürk'e de teşekkür ediyorum. Bu programımızın ilk biliminde bana yardımcı olduğu için ve çok güzel sohbetiyle biraz bilgi, biraz sohbet açısından da kendisine çok teşekkür ederim. Onun da ayrı bir görevi var çünkü. Aynen öyle. Salim Manav'a da buradan bir kez daha selam göndermiş oldum. Onun sayesinde ikinci yayınımız oldu. Evet. Çok teşekkürler. Dinleyen herkese sağ olsun. Sana da kolay gelsin diyelim. Kısa bir reklam arası. Simay Trafo'nun sunduğu Anadolu Ateşi devam ediyor. Evet, ben Yılmaz Dirim. Saatlerimiz 12.34. Anadolu Ateşi kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Kerim Öztürk'e teşekkür ediyorum. Radyo Trafik Haber Müdürü'ydü. Programımızın ilk bölümünde milli takımı konuşmaya çalıştık. Ve telefon attığımızda çok değerli bir isim. Benimle birlikte adeta biz birlikte büyüdük diyebilirim. Çünkü çok küçük, yani yaş anlamında çok küçük yaşlardaydık. Bu mesleğe başladığımızda Alper Mert, Korkusuz Gazetesi ve Taktik Mania spor yazarı arkadaşımız, Galatasaray'ı konuşacağız. Ancak dün akşamki zaferi de sormak isterim kendisine. Alper, hoş geldin. Hoş bulduk Yılmaz'cığım. Evet, beraber büyüdük. Vallahi evet, gerçekten beraber büyüdük. Gençliğimizi verdik bu mesleğe. 18-19 yaşında tanıştık. Bugün yani 45-46 yaşlarındayız gerçekten. Aynen, aynen. Hani beraber büyümek dersiniz ya mesleği öğrenirken. İşte seninle böyle bir yol arkadaşlığımız oldu bizim. Çok şükür ya, dostluk da işte böyle zamanlarda daha güzel oluyor. Böyle kesinlikle, kesinlikle. Sevgili Arpel, hoş geldin diyeyim tekrardan. Dün akşamki zaferi konuşmak isterim. Bir milli takım yorumu rica ediyorum senden. Yani milli takım tabii bana göre göreceli bir kavram. Çünkü şöyle, TFF'nin futbolu yönetme şekli var. Bir de milli takımın maç kazanması gereken yarışmacı tarafı var. Doğru. Baktığımız zaman yarışmacı tarafıyla dün akşam ön plana çıkan bir milli takım vardı. Montella da zaten milli takıma maç kazandırmak için geldi. Yani ülke futboluna bir sistem oturtmak, bir yeni bir jenerasyon kazandırmaktan öte maçı kazanması lazım, günü kurtarması lazım. Çünkü milli takımın katılması gereken şampiyonlar var. Bu anlamda da dün milli takım kutusunu oynattığından daha istekli, daha dirençli, daha güçlü bir milli takımdı. Aslında baktığınızda sahadaki oyuncular isim hepsi aynı isimlerdi ama yine de farklı bir oyun gördük. Daha istekli bir milli takım, daha başarılı, daha mutlu eden bir milli takım gördük. Güzel de bir galibiyet oldu. Tabi buradaki fark şu, Montella yarışmacı bir hoca ama Kunt yetiştiren bir hocaydı. Yani alt yaş gruplarında çalışmış Almanya'da ve üstte futbolcu yetiştiren, üstte sporcu yetiştiren bir hoca. Tercihinizi yapmanız lazım. Yani bazen şampiyon olarak katılamazsınız ama 10 yıllık bir jenerasyon yakalarsınız.
bazen de şampiyonlara katılmak için jenerasyon mantığını biraz geri planda bırakırsınız. Ama özetlemek gerekirse Hırvatistan'da Montella'nın elinin değdiği bir takım gayet de başarılı oldu. Şimdi sevgili Alper Mert, bugün baktığımızda yani Kuns'un ayrılmadan önceki Ermenistan ve Japonya milli takım maçıyla oynanan o hazırlık maçına baktığımız zaman, hani şu ifadeyi kullandım, bilmiyorum ne kadar katılırsın ama Hakan Çalhanoğlu dün saha içindeki çıkan 11'in içinde en aksayan bölüm olarak kalmıştı. Ama Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ederken dünkü galibiyetten dolayı teşekkür ettim, ancak Kuns'un gitmesinde de büyük rol oynadığı için ayrıca teşekkür etmiştim. Ne dersin? Yani tabii dedim ya bakış açısı diye. Doğru. Şimdi Hakan Çalhanoğlu saha içini değil ama saha dışını çok iyi yönetiyor. Yani yurt dışında yetişmiş bir oyuncunun bizim ülkemizdeki o kulis kültürünü, diplomasi kültürünü bilmesi enteresan. Demek ki genetik bir durum var. Yani bizim çocuklarımız bu kulis işlerini iyi biliyor. Burada Hakan Çalhanoğlu'ndan beklediğimiz İtalya'da sergilediği performans, ama saha içinde maalesef onu milli takımda göremiyoruz. Ama evet, saha dışında siyasetçiyle görüşüyor, federasyon başkanıyla görüşüyor, oyuncuları organize ediyor. Bana göre yanlış bir tavır, ama Kuns'un gitme süreci insanları mutlu ettiği için senin gibi düşünen de çok arkadaşımız var tabii ki. Ama burada kim gidecek, kim kalacak, bunu sistem ve futbolun gerçekleri belirlemesi lazım. Tabii futbolcular değil günün sonunda. Çok doğru. Dilersen Galatasaray'a geçelim. Yavaş yavaş, evet, milli takım için söyleyeceğin bir şey yoksa. Bana milli takım için söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü mevcut TFF yönetiminden bir beklentim de yok açıkçası. Ama milli takım, yani Ay Yıldız'ı bayrağın olduğu her yerde başarı benim için olmazsa olmaz. Ay Yıldız'ın temsilinin yapıldığı her yerde inşallah kazanan bir milli takım olur. Mutlu oluyoruz yani. Milli takımda söyleyecek başka ne olabilir ki? Evet, telefon attığımızda Alper Mert var, Korkusuz Gazetesi ve Taktik Mania spor yazarı arkadaşım. Galatasaray milli ara dönüşü, Beşiktaş derbisi oynanacak. Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın yokluğu, Burak Hoca'nın takımın başında olması, evet, yoluna dolu dizgin devam eden, kazanarak devam eden bir Fenerbahçe, bir Galatasaray'ı görüyoruz fikstüre baktığımız zaman. Neler bekliyor Alper Mert bizi? Yani şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe'nin kadro planlamasına baktığınızda ligin açık ara çok üstünde bir kadro yapısı var. Galatasaray'ın geçen sene başlattığı yıldız kadro operasyonunu bu sene Fenerbahçe'de uyguladı aslında. Yani Icardi'nin karşılığı Ceko, Mertens'in karşılığı Tadic, işte Torreira'nın karşılığı Fred, Okan Hoca'nın karşılığı İsmail Kartal, evet, gibi. Geçen sene Galatasaray sadece bir yerde zorlanmıştı, hatırlarsınız. Aynı anda bir Mertens, Torreira ve bir Icardi'nin sakatlık cezalı durumları olduğunda Galatasaray puan kayıpları ve performansta düşüş yaşamıştı. Bu sene Galatasaray bunu yaşamamak için alternatifli bir kadro kurdu. Kaliteli yabancıların kulübede de yer almasını, kaliteli isimlerin kulübede de yer almasını sağladı. Ancak artı 3 kontenjan olayını düşünürsek orada Fenerbahçe'nin yerlileri de yabana atılacak gibi değil. Yani iyi bir yerli kadrosu var, ama baktığın zaman milli takım maçında da gördük, Kerem de Barış da başka oynuyor Yılmaz. Yani kesinlikle ikisi de üstüne koya koya geliyor, özellikle kaliteli yabancılarla oluşan kadroda kendilerini iyice geliştirdiler. Bu anlamda Fenerbahçe ile Galatasaray zaten belli ki ligin sonuna kadar bir yarış içinde olacaklar ve ligin son maçı zaten biliyorsun fikstüre göre finali de orada yaşayacağız gibi, derbide yaşayacağız gibi duruyor. Beşiktaş için üzgünüm, çünkü şöyle üzgünüm, yanlış bir kadro planlaması yapıldı. Yani Beşiktaş dediğinizde kadro olması gereken belli seviyede isimler vardır. Yani o kalitenin altına düşemezsiniz. Beşiktaş yönetimi tasarruf yapayım derken o kadro kalitesinin de altına indi. Evet. Yabancı sayısının ciddi miktarda arttığı ligde artık aslında Anadolu takımları da doğru kadro planlamasıyla size yetişebiliyor. O makası açmak istiyorsanız yıldız oyuncu almak zorundasınız. Yani bu 10 tane almazsınız ama 3 tane almalısınız. Yani Beşiktaş tabii ki listenizde olması gerekiyor. Aynen öyle. Yani Tadic'i kaçırmayacaktı Beşiktaş yani baktığımız zaman. Tabii Burak Hoca'ya da, şimdi Burak Yılmaz da gidiyor. Burak sen de ben de çok eski. Evet, evet. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. İnşallah Beşiktaş'ta başarılı olur. Tabii kendisine yapılan eleştiriler vardı Burak'ın. Şenol Hoca bıraktığında bırakması gerektiği yönünde, ama şu an Beşiktaş'ın devam eden bir süreci var. Beşiktaş yarışmanın içinde. Yani Burak da bıraktığında, yönetim de bırakmışken Beşiktaş teknik anlamda saha içinde ciddi bir kaosa sürüklenirdi. Burak da o sorumluluğu taşıyor.
İnşallah başarılı olur. Evet, Burak Hoca o sorumluluğu alıp kaçmayan hocalardan biri olarak gördük. Şimdi yayının başında sevgili Alper şunu söyledin. Milli takımda göreceli bir kavram diye. Yani bakış açısı çok önemli demiştin. Evet. Bugün baktığımızda da Beşiktaş'ta özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapmış olduğu transferler yaz sezonunda Beşiktaş taraftarını, Beşiktaş yönetimi bu transferlere yakın ya da bu transferlerle birebir hemen aynı. Mesela sen saydın, Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki oyuncuların karşılıklarını saydın. Beşiktaş'a baktığımızda bu karşılığı olan oyuncuların sayısı neredeyse çok az. Beşiktaş yönetimi ve taraftar daha sezon başından itibaren birbirine bilenerek yola devam etti. Yani şöyle, şimdi tabii Getson, Abubakar, Cezal, bunlar ciddi isimler. Yani evet. Bunları yok sayamayız. Ligin çok üstünde isimler. Özellikle Abubakar çok iyi bir golcü. Getson keza öyle. Ama yani yetmeyeceği belliydi. Yani Beşiktaş taraftarı da bunu gördü. Ama Beşiktaş yönetimi, yani Ahmet Nurçebi istifa etmeden önce işte yakın bir zamanda biz Ahmet Nurçebi ile görüştük başkanla. Başkan dedi ki ben bir sponsorluğu parasını bir futbolcuya veremem dedi. Yani benim öyle bir lüksüm yok dedi. Ama işte vermediğiniz zaman bu sefer de tribünler size. Yani ya bizim kulüplerimiz parayı saha içinden kazanıyor Yılmaz. Yani saha içine yatırım yapmayıp kaybederseniz tasarruf yaparak yükselemezsiniz. Tasarruf yaparak borçlarınızı ödeyemezsiniz. Doğru. Borcu yöneterek, borcu yönetilebilir hale getirerek sistemi devam ettirmek zorundasınız. Çünkü baktığınız zaman zaten borç yüklerine bu paralar ödenemez. Yani bu kulübün geliri belli, ortaya çıkan borç belli. Nasıl yapacaksınız, nasıl ödeyeceksiniz diye. Doğru. Zaten imkansızı konuşuyoruz. Yani normal şartlarda Avrupa'da olsa üçünün de Süper Lig'de kalma şansı yok. Çünkü bu borç yapısıyla, bu mali yapıyla hangi ülke olursa olsun hiçbirinin mali kriterine uymazsınız. O yüzden de baktığınız zaman sponsor rezaletlerini yaşamıyor mu yüzden? Evet. Galatasaray'ın sponsoru bir bakıyorsunuz, Galatasaray'ın sözleşme imzalayan sponsoru bakıyoruz gözaltına almışlar. Fenerbahçe'nin formasının arkasında yer alan sponsor hakkında devlet soruşturma başlatmış kara paradan. Kulüplerin geldiği bir hal bu yani. Sorgusuz sualsiz parası olanı artık sponsor almak zorunda kaldılar. Evet. Eskiden böyle miydi İlmaz? Doğru. Eskiden bunların hepsinin önüne geçerlerdi. Eskiden bir hassasiyet vardı ama para bitti. Ne yapacaksın? O yüzden geldiğimiz noktada benim içim acıyor. Ama dediğim gibi göreceli kavramdan kastım da şuydu. Çocuklarımıza yatırım noktasında Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı, ülkenin federasyonu, kulüpler ortak hareket etmesi gerekiyor. Ediyorlar mı? Etmiyorlar. Yani ailelerin zorlamasıyla, ailelerin sorumluluğu altında, ailelerin sırtında çocuğu taşımasıyla bir altyapı sistemi devam ediyor. Garibanın çocuğu, babası parası olmayan adamı futbolcu olma, sporcu olma şansı yok. Çok zor, doğru diyorsun. Ben Galatasaray'a tekrar döneyim sevgili Alper Mert. FAS milli takımın yetkililerinden yapılan açıklama Hakim Ziyech özellikle çok konuşuldu. Hakim Ziyech'in devre arasında ayrılabilmesi söz konusu olduğu söylendi. FAS milli takımından yapılan açıklama da şuydu. Yapılan testlerde uyluk kasığında yırtık olduğu açıklandı. Yani bu ne demek oluyor Hakim Ziyech? Şimdi Galatasaray tarafı da bu açıklamadan sonra biliyorsun açıklama yaptı sağlık heyeti. Evet. Orada bir tercüme hatası olduğu, kendilerinin bilgisi dahilinde olan bir sürecin olduğu. Zaten diyetin sakat olarak geldiğini hepimiz biliyorduk biliyorsunuz. Evet. Kapaklı olmadı ya da zaten diyet sakat olmasa hazır bir diyeti bedava alabilir misiniz ya da Türkiye'ye getirebilir misiniz? İmkanı yok. Tatile gelir. Tatile bile belki gelir. Bak ben sana söyleyeyim. İbiza'ya falan gider yani. Şimdi baktığın zaman adam zaten sakat geldi. Galatasaray yönetimi de sağlık heyetiyle konuştu. Ya şu kadar maç oynar mı? Atıyorum 15 maç üst düzey oynar mı? Noktasında bir zorluyorlar. Olmazsa zaten yollar ayrılacak. Galatasaray'ın öyle çok bel bağladığı, mali olarak çok Galatasaray'ı zorlayacak bir yatırım değil. Ama tutarsa biliyorsun Hakim Ziyech'ten bahsediyoruz. Böyle adamlar seni şampiyon yapar. Yani iki maç kurtarır. Şampiyon olursun. Şimdi böyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Galatasaray zaten sağlık heyetinin farkında olduğu ve analizini çok iyi yaptı bir futbolcu. Onun tedavisi devam ediyor. Milli takıma da zaten bu raporlarıyla gitti ama yırtık diye demiyor sağlık heyeti. Yani şimdi ben gazeteci olarak sağlık muhabiri değilim. Hani çok anlamam evet, bu işlerden. Evet. Yani bizi şimdi onların beyan ettiği görüşü biz kabul etmek zorundayız. Süreci de analiz edeceğiz tabii. Sahaya döndü mü dönmedi mi diye. Ama baktığınız zaman zaten sağlık heyeti bizim bilgimiz dahilinde olan bir durum ama yırtık değil. O bölgede yaşanan bir sıkıntı diyor. Tedavisi devam ediyor. Zaten eğer şöyle de bir durum var. Ziyech devre arasına kadar tedaviye olumlu yanıt vermezse muhtemelen Ziyech'le de zaten
daha erken bir şekilde yollar ayrılacak. Çünkü sözleşmelerde de bu tarz maddeleri var. Var. Sevgili Alper Mert, sen de muhakkak okumuşsundur Zaniolo ile ilgili dünden itibaren İtalya'daki bahis skandalının birçok iddiası konuşuldu. Savcılık çok taze bir haber olarak sunmak istiyorum. Zaniolo'nun Roma'nın oynadığı bir İtalya Kupası maçına bahis oynadığı ve şu anda Zaniolo'nun ve Tonali'nin telefon ve tabletlerine el konulmuş. Bu bilgiyi paylaşalım hem seninle hem de dinleyicilerimizi. Nelson'u sormak istiyorum sana. Özellikle yaptığı açıklamalar var. 3 yıllık anlaşması devam ediyor ve ya durup dururken niye böyle bir açıklama yapar bir oyuncu sevgili abi? Abi şimdi adam Danimarkalı, bunlar net adamlar. Bilmez. Bizim gibi böyle karnından konuşmazlar. Nelson Galatasaray'a oynamak için geldi. Avrupa'da vitrin yapmak, Galatasaray markasıyla beraber vitrin yapıp hedefi Premier Lig'de top oynamak adamı. Bunun için geldi. Şimdi ne diyor? Davinson Sanchez gibi bir stoper geldiyse eğer ben oynamayacaksam ben bunu bir kariyer planlamamı tekrar gözden geçireceğim diyor. Bu çok doğru bir şey. Haklı mı? Haklı tabii, yani oynamaya geldi. Ama şimdi yani şöyle oynayamazsa, ama burada tabii şu var. Haksız olduğu kısım şu. Performans baremi var. Performansınız yetersizse sizi kimse oynatmak zorunda değil. Yani Davinson Sanchez'den daha iyi oynarsanız kadroda yer bulur. Muhakkak. Çünkü niye biliyor musun? Nelson değersiz bir oyuncu değil Galatasaray için. Hani onun trip atacağı bir durum söz konusu değil. Çünkü Galatasaray zaten Nelson'a yatırım olarak bakıyor. Yani Galatasaray Nelson'u aldığında oynatıp satmak için aldı. 20 sene Galatasaray'da oynasın diye almadı. Şimdi baktığında Okan Hoca'nın Nelson'u oynatmama yönünde bir isteği de yok. Nelson oynayacak ki, başarılı olacak ki Galatasaray istediği o planlamayı uygulamaya koyabilsin. Yani Nelson'a gelecek teklifleri değerlendirebilsin. Geçen sene Galatasaray'a, yani transfer döneminde ve geçen seneyi kapsayan transfer döneminde, kış döneminde Nelson'a istenilen teklifleri Galatasaray yönetimi alamadı. Ama mesela Saçaboy için aynı şeyi söylemeyeceğim. Saçaboy için evet, ciddi teklifler yapıldı ve ciddi teklifler alındı. Galatasaray alternatifini bulamadı. O yüzden de Saçaboy yerinde tutmayı tercih etti. Şimdi burada şöyle bir şey var. Nelson gitmek istedi, doğru, ama iyi teklifler gelmediği için Galatasaray yönetimi yollamadı ve bir sene daha en azından Şampiyonlar Ligi sezonunda kadrolu olmasını rica etti. O da kabul etti. Tabii ki Davinson Sanchez'in de üstüne transfer edilmesi Nelson'un belli ki canını sıkmış, ama yapacak bir şey yok. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de başarı endeksli winner kulüpler, yani bunlar kazanmak zorundalar. Futbolcuların keyfine göre bir kadro planlaması yapmazlar. Bu anlamda senin de söylediğin gibi kendine göre haklı, oynamak istiyor, ama oynamanın kriteri önündeki rakibinden daha iyi performans ortaya koymak. Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı kesecek performansı ortaya koyarsa oynar. Koyamazsa oynamaz. Yani Nelson mutsuz olacak diye iyi giden bir takımı da hoca bozmayacak. Kesinlikle katılıyorum. Sevgili Arpel, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Yılmaz'cığım. Ne demek, beni kırmadın, programa katkıda bulunduğun için çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığı için Radyospor ailesine teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hani biz geçmişten gelen bir öğretici kültürüyle hareket ettiğimiz için bizim olaylara bakışımız biraz daha kestirme ve sert olabiliyor. Bu anlamda da bir hatamız olduysa... Estağfurullah, olur mu? Ne demek? Değer bilenlerle, değerlilerle yola çıkmak her zaman sizi değerli kılar diyelim. Sevgili Alper Mete de çok teşekkür ediyorum. Evet, Korkusuz Gazetesi ve Taktik Mania spor yazarı arkadaşım, dostum sevgili Alper Mert'le Galatasaray milli takımı Beşiktaş'ı da konuşabilmeye çalıştık. Ve son sözüm şey olsun sevgili Radyo Spor dinleyicileri. İzmir'den Serkan Sarı Efe. Programın ilk bölümünde Radyo Trafik Haber Müdürü Kerim Öztürk'le birlikteydik. Şöyle bir tweet atmış. Radyo Trafik Genel Müdürü'ne bir teşekkür edelim. İzmir trafiğine Radyo Spor dinlemediğimiz anlarda sizden öğreniyoruz İzmir trafiğini. O kadar çok faydası oluyor ki anlatamam. İş için tüm gün yollardayım demiş Serkan Sarı Efe'ye de biz teşekkür edelim. Kerim Öztürk burada olmadığı için onun adına da Serkan Bey'e ben buradan Radyo Spor ailesi, Radyo Trafik ailesi olarak teşekkür etmek istiyorum. Ve son sözümüz, sesimizin size ulaşmasında yardımcı olan arkadaşımız Batıkan Kantarcı'ya ayrı bir teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu günler. Simay Trafo, Anadolu Ateşi'ni sundu. Radyo